Evet. Anlaştık değil mi Pelin Hanım? Evet anlaştık. Teşekkür ederim. Estetiğe ihtiyacım yok. Evet, sizin gerçekten estetiğe ihtiyacınız yok. Tekrar ediyoruz. Estetiğe ihtiyacım yok. Çok güzel. Pelin Hanım, siz zaten son derece bakımlı, alımlı, güzel, nefis bir kadınsınız. Gerçekten çok hoş ve seksisiniz. Estetiğe ihtiyacınız yok. Gerçek mi söylüyorsunuz? Tıbben söylüyorum. Tıbben söylüyorum. Tıp böyle söylüyor. Peki ya siz? Benim tıpım değilsiniz. Ama tıpın tipisiniz. Aman canım, size tıpa takmışsınız. Ne yapmışım? Diyorum ki... Şşş. Bir... İki... Üç... Tıp. Pelin Hanım, lütfen bakın. Bu şekilde yapmayın. Hiç yeri ve zamanı değil, hatta yeri ve zamanı olsa bile yapmayın ya. Metin Bey, kendinizi bana bırakın. Ben kendimi size nasıl... Pelin Hanım lütfen, ama bakın muayenehane, beni... Oo, çok özür dilerim, ben yanlış bir zamanda geldim. Hayır, buyurun. Lütfen, lütfen. Hiç yanlış zamanda gelmediniz, biz de muayene ediyordum ben Pelin Hanım'ı. Eğer muayene şekliniz buysa ben hiç buyurmayayım. Hayır, lütfen yanlış anladınız. Ben Pelin Hanım çok... zaten gidiyordu kendisi. Metin Bey, size telefonu bıraktım. Aramanızı bekleyeceğim. Ben bir çaldırı kapatırım. buyurun. Lütfen yanlış anlamayın. Buyuralım da muayene şekliniz böyle sevişme tarzıysa hiç benim ilgi alanıma girmez yani. Söyleyeyim. Yok, hayır. Gerçekten yanlış anladınız. Buyurun, ben sizi dinliyorum. Buyurun. Yeni albümümü aldınız mı? Ben sizi dinliyorum derken o manada söylememiştim ama... Sizin eski albümünüzde mi var? İkincisini de çıkardım ya. Allah Allah. Siz nerede yaşıyorsunuz ya? Benim parçam top onda bir numara. Çelik Kasalar, Sersin Kut ben. Ben gerçekten hiç duymadım. Burak Kut. Tabii ki duydum. İşte ben o değilim. Ha, öbürüsün o zaman. Bir do faç alayım. Ne alayım? Do faç. Do majör var. Do majör. Dinleyin o zaman bak. Her şeyi saklar, çelik kasalar, bitsin senden sıkıntılar tasalar. Evlenmemize mani mi yasalar, her şeyi saklar, çelik kasalar. 300-500, 300-500. İşte bu tarz. Dinlediniz mi? Hayır, ben iyi ki de dinlemedim. İlk fırsatta dinledim. Her yerde bangır bangır çalıyor, çelik kasalar. Aslında dinleyip ziyaret etmek istemem ama... Sizin için gene de bir dinlerim. Başka nasıl yardımcı olabilirim? Bir de ezberlerseniz iyi olur yani parçayı. Hayır tamam, şarkı dışında nasıl yardımcı olabilirim? Ha evet Metin Bey, şimdi konuya dönelim de. Ya şimdi dünya starı olmak, sesim, müziğim, her şey harika da şimdi ben Avrupa'ya açılmak istiyorum. Bu şarkıyla mı? Yok canım, bunun İngilizcesi de var. Stay love, stay love, stay love, stay love. Nasıl? Vallahi ne bileyim, inşallah buradan yürürsünüz, bir daha da geri gelmezsiniz. Bir daha gelmezseniz derken? Yani buradan Eurovision'a katılırsınız. Ha bravo Metin'ciğim. Eurovision'a. Evet. O zaman ben sizin mail adresinizi alayım, size imzalı resmimi göndereyim. Canım zahmet etmeyin, ne gerek var imzalı resim filan? Olur mu canım, imzasız göndereyim mi? Böyle terbiyesizlik yapar mıyım ben ya? Metin'ciğim şimdi ben sizinle muhabbet ettik, konuştuk, siz bunu nasıl ispatlayacaksınız insanlara yani? He, hazır ben bile inanamıyorken. Neye? Sizinle konuştuğuma. Olur mu canım, ben de normal vatandaş gibiyim yani. Metin'ciğim, yani ben bir dünya starı şöhret olmak için yani bütün bunlar yani örf adetlerimiz hepsi bir Metin'ciğim yani. Ben senelerdir bu doğrultuda düşünüyorum. İçinizden biriyim yani. İçimizdekileri bir daha gözden geçirelim o zaman. İyi o zaman, ben sizin mail adresinizi alayım. Tamam, vereyim ben. Aklınızda tutar mısınız? Bir kağıda yazarsanız. Kolay zaten ama yazayım veririm sonra. Yazın. 250 gram et hotmail.com. O zaman siz de benimkini yazın. Buyurun. Giresun, Urfa, Zonguldak. G-U-Z. Yok öyle değil. Tam olarak yani. Giresun, Urfa, Zonguldak, Lüleburgaz, Fatsa et hotmail.com. Şimdi gerçekten Giresun, Urfa diye mi yazacağım? Tabii, uzunlamasına. Siz bir şeyi yanlış anlamışsınız bence ama... Yok peki. Canım, doğrusu bu yani. Uzun olmuş. Evet. Yazdım. Bravo, şimdi konumuza dönelim Metin. Evet, dönelim. Biz şimdi
Sersin Bey'di değil mi? Evet, Sersin Bey. Şimdi biz öncelikle ahlaki olarak hastanemize gelen hastalara şunu öneriyoruz. Her insanın kendince bir güzelliği vardır. Güzellik zaten göreceli bir kavramdır. Herkesin kendi burnu, kendi dudağı, kendi kaşı gözü kendisine yakışmaktadır. Bu yüzden pek de yüz değiştirme operasyonunu, estetiği tavsiye etmiyoruz aslında. Ya Metin Bey, aslında ben şöyle bir şey istiyorum, böyle yüzümü gerdireyim, böyle değişik çizgilere bölünmek istiyorum yani. Avrupa'ya açılmak istiyorum ben, Metinciğim. Avrupalıların bundan haberi var mı? Yok. Hani varsa zaten ötelenirler. Avrupa ötelenir, siz gene bu tarafta kalırsınız. Öyle mi olur? Evet. Ama gerçekten sizin yüzünüz size yakışıyor deriz biz hastalarımıza. Sizin burnunuz zaten çok güzel, yerli yerinde. Bunlara gerek yok deriz biz hastalarımıza öncelikle. Çok teşekkür ederim. Hayır, hayır. Bu sizin için geçerli değil. Acil estetik bölümümüz yan tarafta. Geçin, geliyorum. Çok teşekkür ederim Metin Bey. Alışırsam bir daha gelirim. Yüzüm alışsın yani. Tabii tabii, buyurun. Ben size eşlik edeyim. Çok teşekkür ederim. Tabii ki, buyurun. Hadi görüşürüz. Buyurun. Acil estetiğe ihtiyacınız var. Evet. Kamuran Bey, hazır mısınız? Pardon, isminiz neydi? Talat Bey, pardon, hazırsanız. Evet, size gerçekten şahane bir yüz yaptım. Eski halinizden eser kalmadı. O kadar şık oldunuz ki gördüğünüzde inanamayacaksınız. Evet. Çok uzun sargı bezi kullanıyorlar canım. Merhabalar, iyi günler. İyi günler. Ben estetik ameliyat için gelmiştim. Doğru yere gelmişsiniz, hoş geldiniz. Hoş. İsim neydi sizin? Kamuran. Ha, Kam. Bence isminizi değiştirmeniz yeterli. Nasıl? Yani isminiz haricinde bir sorun yok gibi görünüyor. Yok, emin olun çok var. Yine de teşekkür ederim, sağ olun da. Anladım. O zaman ben biraz işim var, hemen halledeyim, döneceğim size. Sağ olun. Arkadaş, estetik mi? Tabii tabii, küçük bir operasyon. Burnundan, dişlerinden, çene kemiğinden, kulak memesinden, kaşından, gözünden şikayetleri vardı. Küçük bir operasyon yaptım. Niye ki? Niye kimi? Çok merak ettim açıkçası, siz çok güzel, çok ünlüsünüz. İnşallah çok güzel olmuştur. Tabii tabii, gerçekten. Bismillahirrahmanirrahim. Bu neydi? Bu ne lan? Ne olmuş? Vallahi olmuş diyebileceğim bir şey olmamış yani. Ne oldu, beğenmediniz mi? Yok yani. Çok farklı bir şey denedik kendisinde. Evet. Şişleri indiğinde daha düzelecek o. Ha, biraz şiş. Şişler indiğinde arkadaş düzelecekse tamam, ben sözüm yok da yani. Tabii tabii. Bu biraz... Olmamış mı ya, siz beni tedirgin ediyorsunuz. Yok yani. Hayır hayır, şey öngördüğümüz gibi gayet güzel. Hiç merak etmeyin. Tam olarak bir şeye de benzetemiyorum yani. Çok da ağır konuşmak istemiyorum, neticede Allah yarattı da. Ya bir şey söyleyeceğim, gerçekten insandı değil mi bu ameliyattan önce? Ya hemen bana bir ayna verin ya. Buyurun. Ne yaptınız siz Metin Bey ya? Buyur. Olağanüstü, muhteşem. Ya siz bir dahisiniz. Teşekkürler. Beğendin mi lan sen bunu? Oo, sen ne diyorsun? Eski halimden eser yok. Şahane olmuş. Arkadaşım çok merak ettim, sen eskiden neye benziyordun ya? Gollum'a. Gollum? Gollum, Gollum. Var ya Yüzüklerin Efendisi'nde. He, Gollum. He? Gollum. He işte. Benim Gollum sarhoştur. Değil mi? Metin Bey, çok güzel olmuşum böyle. Bir şey böyle söyleyeceğim, sen var ya, neyini beğenmedin lan? Kurban ol Gollum'a bu tiple. Vallahi şahane olmuşum Metin Bey. Evet, ben çok merak ettim Kamuran Bey, siz ne iş yapıyorsunuz? Tetikçiyim ben. Tabii tabii. Tırsmayın canım, buyurun kartımı vereyim ben size. Buyurun. Her türlü eş, dost, iş ortağı, akraba, kazıklayan, itinayla vurulur. Kim vurdu tetikçilik? 91'den beri. Lazım değil, ben çok teşekkür ederim size. Yok yok, hayır, gerçekten almak istemiyorum. Ben bir tane alayım. Siz ne yapacaksınız tetikçinin kartını? Teşekkür ederim, dursun ya. İyi oldu mu? Ne kadara vuruyorsun? Vallahi bu aralar kampanya var, onu söyleyeyim mutlaka. Bu aralar kampanya var beyefendi. Gıcık aldığınız birisi varsa yanındaki herhangi bir kişiyi bedava vuruyor. Tadilata gireceğim ya, para lazım. Peşinde mi? Peşinde, evet. Herhangi bir kişi yanındakini indiriyor. Allah yarattı demiyor. Yanındaki herhangi bir kişi. Tabii tabii, yanındaki herhangi bir kişi, hiç sorun değil. Nakitte ha? Tabii. Kredi kartına da taksit yapıyorum 6 ay. Hiç sorun değil. Cenaze, sela, mevlüt gibi masraflara da karışmıyorsunuz. Her şey dahil. Anladım. Bana hiç gelmedi. Tamam. Yanındaki? Yanındakini ya vurmuyorum o zaman. Ha, öyleyse yanındaki. Bana devamlı replik hatırlatmaya çalışma. Ben iyi gidiyorum. Sen rahat ol. Peki öyleyse. Tamam. Peki. Beklerim ben Talat Bey. Ben gideyim öyleyse. Bu arada aynaya her baktığınızda beni hatırlayın. Neden? Gördüğünüz şeyi unutmanızı sağlar. Bunu düşüneceğim. Bunu düşünmeyin, beni düşünün. Siz yine de böyle hamilelerden falan biraz uzak durun. Allah! Ama oldu mu? Yeni yapmıştım ben o yüzü. Paramparça oldu adamın yüzü. Önemli değil. Alın odaya, geliyorum, yeni yüz yapacağım ben ona.
Hay Allah. Buyurun oturun. Buyurun siz de oturun diyecektim, tam oturmuşsunuz. Ben mesleğimden dolayı beni kabul etmezsiniz diye düşünüyordum aslında. Aslında bu mümkün olsaydı evet ama malum Hipokrat yemini. Değil mi? Hep o Hipokrat'ın yüzünden. Buyurun. Ya ben de aslında pek istemiyorum bu yüz değiştirmeyi de. İşte geçenlerde birini tetiklerken yanındaki kişi gördü. Elimdeki de kul yapımı, tutukluk yaptı. Sıkamadım. Anladım. Kaçtı gitti. İşte bu benim kariyerimi bitirir. Anlıyorum. O yüzden şu yüz değiştirme operasyonunu hadi. Anlıyorum. Yüz değiştirme operasyonu. Evet. Yalnız bu çok zor, pahalı bir ameliyat. Sorun değil. Benim var birikimim. Olmadı param yetmezse birini vururum sizin için. Tamam. Yalnız benim için birini vurmanızı istemiyorum. Ben sizden para da istemiyorum. Neden? Sizin kirli paranıza ihtiyacım yok. Biliyorum ki kabul etmeseydim beni de tetikleyecektiniz zaten. Doğru. Siz bir daha iyisiniz gerçekten. Ne zaman başlarız? Hemen başlarız. Çok yaptınız mı bu operasyonu? Aslında ezelden beri hiç kimseyi yapmadım. İlk ben miyim yani? Hayır hayır, onlarca var. En son ezeli yaptım ben. Ha, ezel. Ya bir şey söyleyeyim mi? Muhteşem olmuş. Aynı Kenan'a benziyor. Kenan Kenan değil ki, onu da ben yaptım. Nasıl ya? Tabii Kutsi o. Ulan. Ulan. Harika. Vallahi ya bir şey söyleyeyim mi? Bir konserde ben dikkat ettim, az daha ayıklıyordum yani. Ama çok güzel olmuş, tebrik ederim. Tabii tabii. Ya böyle onlarca var. Hangi birini söyle? Mesela Beşiktaş defans üçlüsü kim? Ferrari, Sivok, Fink. Sen öyle san, ben yaptım onları. Kim onlar? Masar Fuat Özkan. Tabii ben yaptım. Tabii. Harika. Allah hemen istiyorum bir tane yüz. Senden bir yüzüm olsun istiyorum şu anda. Diyesim geldi bir anda. Tamam, onu hallederiz. Yalnız şunu söylemek istiyorum ki her bünyede ayrı duruyor. Yani bünye kabul etmeyebilir, bazen hata olabiliyor. Ne gibi? Mesela beyaz. Beyaz Öztürk. Evet, onu yaptım, bir problem oldu. Bünye kabul etmedi onda. Ses de, R'leri mesela söyleyemedi. Kim peki o şu anda? Ajdar. Ajdar mı? Ajdar beyaz mı? Değil mi? Aslında düşününce öyle. Tabii canım. Tabii. Başka birileri var mı? Başka? Ya onlarca var. Hangini saysın? Yılmaz Erdoğan. Şu bildiğimiz. Bildiğiniz gibi değil. Hadi canım. Tarık Mengüç. Şakşuka. 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 Şakada şuka. Allah Allah. Ne biçim şakada şuka? Bilmiyorum. Vallahi geleceğimizle oynuyoruz ya. Vallahi vallahi. Hadi. Vallahi. El ele verdik. Yok, Tarık Mengüç tatlıdır. Buyurun. O zaman ben hemen istiyorum ameliyatı. Yalnız şunu söyleyeyim, yüzde birlik bir hata payımız her zaman var. Bendeki hata payı nedir? İşte yüzde bir, gövdede iki, ayaklarda üç. Tamam. Olur olur. Bunu alırım ben. Tamam. Tamam. Nasıl başlıyoruz? Geçin, hemen geliyorum. Tamam oldu. Geçin. Hemen geliyorum. Aşağı nereye? Resepsiyon mu? Yan taraf. Yan taraf. Yan tarafa girin. Hemen geliyorum. Evet. Evet Kamuran Bey. Umarım yeni yüzünüzü beğenirsiniz. Hazır mısınız? Size muhteşem bir şey yaptım. Gerçekten bundan sonra istediğinizi, dilediğinizi rahat rahat vurabilirsiniz. Yüzünü görmek istiyorum. Şimdi göreceksiniz. Evet. Muhteşem bir şey yaptım size. Hazır mısınız? Hazırım. Hazırsanız işte yeni yüzünüz. Abu Fişali! Bu ben değilim. Tabii ki siz değilsiniz. İstediğiniz ya yüz değiştirme operasyonu yaptım size. Allah'ım, ben sesime ne olmuş? Sesime ne oldu benim? Ses telleriyle oynadım tanınmayın diye. Allah'ım ya, ben eski yüzümü istiyorum. Eski sesimi istiyorum ben. Şimdi gerçekten Kamuran Bey, bu mümkün değil. Ben sizin yüzünüzü başka birine naklettim bile. Allah'ım, bu ne tip ya? Allah'ım, ben tip mi olur ya? Ama daha güzel değil mi? Bakın, tam bir seri katil tipi. İstediğiniz zaman istediğiniz kişiyi vurursunuz. Kimse de demez ki sen bunu niye vurdun? Bu tiple başka ne yapacaktınız ki? Ayrıca kimse tanımaz. Dağlarda bir çobandı bu, keçi çobanı. Tabii ki kimse tanımaz, hiç merak etmeyin. Ayrıca sizin yüzünüzü Sersin Kut'a verdim. Sersin Kut kim ya? Sersin Kut! Sersin Bey. Harikasın bebeğim, harikasın. Çok güzel. Yeni sesiniz Avrupa'ya daha rahat açılın diye. İşte benim orada bir problemim var. Bu ses, benim ses bir kırsaldı. O gitmiş. Gitsin işte, Avrupa, Batı istiyordunuz. Ama bakın, aynı etkiyi yaratmıyor bak. Söyleyin. Çelik kasalar, çelik kasalar. Bence şarkıyı değiştirin yeter.
Vallahi mi diyorsun? Çelik kasalar diye şarkı tamam, bu arada aynada bayıldım. Aha benim eski surat. Evet. İyi ki değiştirmişim lan, tipe bak. Ya ben eski sesimizsin. Ben eski sesimi istiyorum aski. Çirkinleşme kadar. Para verip aldım hadi. Çok güzel olmuş. Sesimi istiyorum sesini. Ses dedi. Ya ne sesi versen bana. Ses veriyorum. Korkma. Sesimi istiyorum, hayır, sesimi istiyorum. Yüzümü istiyorum. Hayır, hayır, lütfen, lütfen. Tamam, lütfen. Para verdim. Sakin. Lan, sesimi istiyorum ama, ben. Ama olmaz, artık değiştiniz. Kavga yok. Evet. Güzel güzel oynayın. Böyle. Sen git istediğini vur, sen Batı'ya. Ne oluyor burada ya? Nasıl ne oluyor? Ah hasta. Niye ayağa kalktınız? Geliyordum ben. Gelmediniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geliyordum ama ben yapmasaydınız böyle. Ya buyurun, buyurun, buyurun. Çok merak ediyorum da. Ama böyle fizik istiyorum. Sana böyle fizik nasıl yapayım ben? Seri katil şeysi mi, o tipi mi? Ben sargılarınızı burada açayım ben sizin. Açayım. Güzel, gayet güzel. Bu kalsın, bu kalır. Bu benden hediye, bu kalsın. Metin Bey, en kötü işiniz olmuş. Hiç beğenmedim. Beğenmediniz mi? 5 defa demo gönderdim sana ben. Ama bu olmamış. Ben Angelina Jolie istiyordum. Ne yapacaksınız Angelina Jolie'yi? Angelina Jolie'de böyle ses mi var? Bakın ben size çok güzel bir ses yaptım. Öyle mi diyorsun? Tabii ki. Bir ses verin. Ama ben daha güzel yaptığıma inanıyorum. Daha böyle içten bilmiyorum, de yapıyorum. Bilmiyorum, Sersin Kut, bir ses ver. Bundan sonra adını gökyüzünden başkasında ararım. Benim için üzülme, benim için üzülme. Çelik kasalar.
yapacaksınız Angelina Jolie'yi? Brad Pitt duysa buraya gelmişti zaten. Ses yaptım size. Vallahi çok teşekkür ederim. Şahane olmuş. Rica ederim, rica ederim. Ya masası bir gelin canıma satayım. Arkadaşım. Dur bir dakika, dur. Ortalığı kıskanma. Doktor gerizekalısı, nerede o? Ne oldu? Ne yaptınız lan benim suratıma? Düştün, ondan mı oldu acaba? Ulan ben Ajda Pekkan, ne yaptınız suratıma? Durun be! Ben de zaten doktor değilim, sizden uğraşacağım ya! Göçe!